Bugün BAMTE'nin müzakereleri adı altında bölüme devam edeceğim. Hoca Efendi'nin bu sohbetinde biz ağırlık olarak bize hizmetten koşan insanlara ferden ferda hep her birimize neler söylemek istiyor? Nasıl bir hizmet yapmamız icabeti anlatmaya çalışıyor? Yaklaşık 15 Temmuz darbesinden bir ay sonra yapılan BAMTE'ndeki sohbet mevzu konu başlığı, BAMTE'nin başlığı tevekkül içinde insanların haksız yere iftiralar, cemaate iftira atılıyor. Hoca Efendi bunlara 16 Temmuz sabahından itibaren bütün medya huzurunda çok ciddi cevaplar verdi. Bunun iftira olduğunu izah etti. Ve eğer bir cemaatin ve benim bir hatam varsa, bir kusurum varsa uluslararası komisyon kurulsun. Biz burada hesap vermeye hazırız ve Türkiye'ye kendim döneceğim diye söyledi. Ama tabii karşı taraf bir komplo kurduğu için böyle bir şeye yanaşmadı. Sadece iftira atarak yüz binlerce insanı mağdur ettiler. İşte Hoca Efendi o mağduriyetin başladığından bir ay sonra yaklaşık. Çünkü 22 Temmuz'da biliyorsunuz KHK'lar çıkarılmaya başlandı. Olağanüstü hal ilan edildi ve orada birçok şeyler belli olmaya başlamıştı. Şimdi o BAMTE'nden aldığımız notları kısaca izah etmeye çalışacağım. Hoca Efendi bize o süreçlerde çok ciddi, yurt dışına çıkın, hicret edin demesine rağmen bu konuda maalesef bu süreç meydana geldiğinde bugün gider, yarın gider, yakında devrilir gibi değişik şeylerle yine bu şey safsaklandı. Yine bu konuda bir ciddi bir şey yapılamadı. Şunu söyleyeyim. Bu konuda abilerimizi özellikle itham ediyor insanlarımız. İşte bizi uyarmadılar, ikaz etmediler. Bu süreçte bu süreç içinde için masa 17-25 Aralık'tan sonra gelişmeler, kayyum atadılar, okullara ayak uydurmaya başladılar. Yani 15 Temmuz'dan önce çok ciddi şekilde insan uyarılsaydı bu böyle olmazdı diye çok söz söyleyen insan oldu. Ama ben şunu söyleyeyim. Eğer o süreçte Hoca Efendi yaptığı ikazları hiçbirimiz kararı almadık. Abiler de bu konuda Hoca Efendi'lerini bu şekilde algılamadılar. Cemaat de algılamadı. Diyelim ki abiler bunu algılasaydılar ve bizleri uyarsalardı. Herkes çıksın. Durum böyle. Malını, mülkünü satsın, yurt dışına çıksın deseydi. Cemaate bunu bu süreçte duyursalardı, süreç içerisinde. Ben şu aynı iddiadayım. Eğer 500 bin kişiye bunu duyursalardı, bilmiyorum 5 bin kişi Türkiye'yi terk eder miydi? Vatan bu. Terk edilmiyor. Bağlarımız var, akrabalarımız var, çevremiz var, işimiz var. Ona göre o bir ortam oluşturmuşuz. Her şey iyi gidiyor, yolunda gidiyor. Gayet iyiyiz. Ülkede bazı demokrasi hukuk var düşünüyoruz. Asla bu uyarıları kale almıyorduk. Bu bize söylenseydi de yapmayacaktık. Hocamız baştan söylemişti hepsini. 1 milyon kişi çıksın diye ısrar etti mi etmedi mi? Etti. Yapmadık. Millet diyor ki abiler bize niye uyarmadı? Ya uyarsa ne olacak? Hoca Efendi uyardı yaptık mı? Ki abiler uyarsa yapacaktık. Ki abiler bunu açıkladılar. Biz bunu bu kadar zalim olabileceğini düşünemedik. Böyle bir şey aklımıza bile gelmedi dediler. Gayet de normal. Peygamber Efendimiz bile Mekke'de ayrılırken zalimler onu kovduğunda öldürmeye karar verdiler biliyorsunuz. Ayrıldığında Mekke'den çıktığında en son Mekke'ye bakarak şimdi ben mealen söyleyeceğim cümlesini tam ifade edemeyeceğim. Ey Mekke diyor eğer beni kavmim kovmasaydı seni terk edecek değildim. Asla terk etmezdim gibi bir söz söylüyor Efendimiz. Yani pek insani bir davranış bu. Bizler de Türkiye'de ayrılamazdık, ayrılamıyorduk. Ayrılamadık. Ama Allah bu süreçte bir zalimin eliyle, zulmüyle bizi bu şekilde yurt dışına çıkmaya zorladı. Yani bu bir imtihan. Bu imtihan zamanında fark etseydik daha hafif geçirirdik. Ama fark edemediğimiz için biraz ağır geçti. Bunda hepimiz şahsen hatamızı görmeliyiz, kusurumuzu görmeliyiz. Başkalarını suçlamanın bir faydası yok. Hoca ben tabiriyle kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Herkes, her birimiz fert fert olarak cemaat olarak ki Hoca Efendi yine bir BAMTE'linde kendime acıyorum diye 31 Aralık 2018 BAMTE'linde bunu anlattı kendisi de. Bu süreçte daha böyle makul şeyler ortaya koyamadığından dolayı kendisi de kendime acıyorum diye BAMTE'li yaptı. Onu da ileride onu da bahsedeceğim. Dürüstlüğümüzle, çalışkanlığımızla bir gerçek mümin yani İslam'ı yaşamaya çalışan hakiki bir mümin gibi olmalıyız diyor. Bu bir temsil insan yani İslam'ın temsili. Bezdum Hazretleri'nin dediği gibi halimizle İslam'ı temsil etme. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve sahabe Müslümanlığını temsil etmeliyiz. Sahabelerin yaşadığı Müslümanlığı örnek almamız gerektiğini yani Efendimizin ve sahabenin yaşadığı gibi mütevazi, alçak gönüllü, sabırlı, fedakar, insanlara faydalı olmaya çalışan, şahsi kibir ve egosunu düşünmeyen, nefsini düşünmeyen, diğergam insanlar olma, insanlara faydalı insan haline gelme ve dünya sevgisi içimize yerleşirse Allah muhafaza etsin, hakiki mümin olamayız diyor. Dünya sevgisi kalbe girmemeli. Onun bir ölçüsü var. Dünyayı kesmen değil,
kalben terk etmek. Böyle zaman Hazretlerinin eserlerinde geçen şey, bu dengeyi korumak zorundayız diyor Hoca Efendi. Yani kalbinize dünya sevgisini kaptırmayın. Hakiki mümin olamayız. Dava, misyon, hizmet temsil etmek durumuna asla kalamayız demek istiyor. İşte bunları söyleyince hep idarecileri diyor gibi düşünüyoruz ama bunlar bize söyleniyor, hepimize söyleniyor. Hepimiz bu konuda hassasiyet göstermemiz gerektiğini hocam ifade ediyor. O yüzden biz cemaat olarak, fertler olarak hakiki bir mümin gibi yaşamaya çalışmalı. Mesela bu 15 Temmuz'dan sonraki süreçte cemaate tırnak için söylüyorum, FETÖ terör örgütü iftirasını attılar. Ama ispatlayamadılar. Bir silah yok, kullanmamış, şiddet yok, müdahale edilmemiş. Yani haklarını aramak için, şahsi haklarını aramak için de nefsi müdafaa yapılmamış. Yüz binlerce insana zulmetmişler. Ama elhamdülillah bu konuda cemaatten hiçbir ferdin böyle bir yanlış hareketi, terör denemecek bir suçu ve hatası asla olmamıştır Allah'a hamdolsun. Türkiye sürecinden şahsi dersler çıkarmamız gerekiyor Hoca Efendi. Belki de bizim hata ve günahlarımızın yüzünden bu 200 insanlar, devleti yöneten 200'ler fırsata istifade ederek bu yanlış yollara saptılar diyor Hoca Efendi. Türkiye sürecinden bahsediyor birazcık. Yani bizler de diyor belki bazı hatalarımız, günahlarımız, yanlışlarımız oldu. Cenab-ı Hak da bunların bu yanlışa karşısında bu zalimlerin bundan faydalandılar. Bu zalimler bundan faydalandılar. Suistimal ettiler. Avrupa'ya giriyoruz. Demokrasi olacak diye bir iktidara geldiler. Ama Avrupa'ya girmekten vazgeçtikleri gibi hırsızlığa, yolsuzluğa bulaşmış, dünyaya meyletmiş, dünya hırsı, para hırsı, makam hırsına kapılmış. Müslüman, sözde Müslüman görünüyorlar. İslamcı bir zihniyet. Biz bundan diyor Hoca Efendi, bundan ders çıkartalım. Dinimizi yaşamaya çalışmalıyız. Başkalarını suçlayarak, o yaptı bu ya diyerek bir yere varılamaz. Herkes kendi eksiğini, kendi kusurunu görmeli. Aile hayatında, kendi çevresinde, kendi hayatındaki yaşantısını düzeltmeli. Allah rızası için koşmaya gayret göstermeliyiz diyor Hoca Efendi. Belki de Allah, bizlere neden mümin ferasetinizle kullanmadınız diye ikaz ediyor. Sözde İslamcı bu 200'lü yöneticilerin avam insanları aldatmasına fırsat verdiniz. Nefis muhasebesi yapmalıyız. Yine aynı konuyu Hoca Efendi işliyor burada. Bu çıkan ikinci not bu. Mümin olarak bunların art niyetli olduklarını, planlarının olduğunu, dünyaya meylettiklerini, hırsızlık yoksa bulaştıklarını görmeniz gerekirdi. Gerçek mümin ferasetle bu görülmesi gerekirdi. Zamanda tedbir alınıp bunlara karşı daha ölçülü ve daha mesafeli uzak olması gerekirmiş. Belki bu tam beceremedik diyor. Allah da bize bu yüzden ikaz etti. Böyle bir sıkıntıya soktu. Böyle bir zulümlere maruz kalıyoruz. O zaman zulmedenler zamanda destek olduğumuz, sahip çıktığımız, İslam'ı temsil edecekler diye düşündüğümüz, ülkeye demokrasi getirecek, hukuk getirecek, askeri darbeye son verecekler diye ümit ettiğimiz insanlar bunlardı. Ve biz bu niyetle onlara destek olduk, sahip çıktık. Bunların art niyetlerini görememişiz. Burada nefis muhasebesi yapalım. Hatamıza tövbe istiğfar edelim. Ve geçmişten ders çıkartalım. Geleceğimizde daha dürüst, daha doğru kararlar verelim diyor. Ve bir daha da aynı hatalara düşmemeliyiz. Neden doğruya doğru eğri eğri demediniz? Bunların iç yüzünü neden zamanında göstermediniz veya görmediniz diye Allah bize aynı zalim eliyle şamar vuruyor. İyi düşünmeliyiz. Kamuoyunu bilgilendirme, halkı uyarma, yayınlarımızla bunu duyurmamız gerekirmiş. Demek ki tam yapmamışız zamanında. 17-25 Aralık yolsuzluklar ortaya çıkınca. Bize en büyük tepki 17-25 Aralık yolsuzluklar ortaya çıkınca. Bize en büyük tepki bu oldu. Yani yeni mi gördünüz dediler. Halbuki daha önce de bazı haberler yayınlanıyordu ama bu İran'la ilgili olay hakikaten çok büyük bir olaymış. Bakanların içinde ele almışlar. Biz bunları fark etmedik. Bürokrasideki arkadaşlarımız fark etmişler belki. Ama onlar da görevi gereği görevini yapmışlar. O gün ortaya çıkardılar. Çoğu belki bizim arkadaşlarımızdı bilemiyorum. Ama burada mesela dershane olayının dolayı dershaneler kapatılıyor diye bunu yaptınız ithamına maruz kaldık. Halbuki o olay farklı bir olaydı. Bu olay farklı bir olay. Bu İran'la ilişkilerden dolayı Türkiye'nin milli manfaatlarının Reza Sarrab gibi adam vesilesiyle satın alındığını, yolsuzlukla bulaşıldığını, ülke menfaatlerinin satıldığını gördük. Bunu daha sonra Amerika'daki davalarda da bunu görmüş olduk ama işten geçmiş oldu. Bundan ders çıkartalım diyor. Herkes fert olarak, cemaat olarak bu ders çıkarmalı. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini, böyle 200'lerin arkasında uzun süre durmama, Türkiye'ye sahip çıkmış gibi olup suçlandık. Halbuki gerçekten işlerine girmemiştik. Tam yüzlerini bilemezdik, bilmiyorduk. Ama bildiğimiz kadar bazı şeyler vardı. Bu kadar büyük olduğunu hiç fark edememiştik bizim hatamız. Ve böylece bundan kendimizi hesaba çekmeliyiz diyor Hoca Efendi. Yine madde 14'te bu süreçte yaşadıklarımızdan ders çıkartarak, aklımızı başımıza alarak bir daha böyle durumlara düşmemeliyiz. Hoca Efendi'nin bizler yıllarca hicret ediniz demesinin zamanında idrak etmeliydik. Burada bu notu almışız. Hoca Efendi bizi 1 milyon kişi ayrılsın Türkiye'den diye çok ısrar etti. Aheste davrandık, tam ciddiye alamadık. Hatta hocam son dönemde 2009'da hatırlıyorum.
1 milyon kişi Amerika'ya gelse ihtiyaç. İslam'ı temsil etmeye, yaşamaya, anlatma imkanları burada daha müsait diye ısrar etti. Ama yine biz bunu yapamadık. İşte Allah bu zalimin eliyle bu süreçte yurt dışına çıkma imkanı olmayan, hiç mümkün değil dediğimiz herkes yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Meriç'ten geçmek zorunda kaldı. Ege Denizi'ne geçmek zorunda kaldı. Ölümler oldu. Hapislere düşüldü. Hapisten çıkan bir daha girmemek için bu yolları, bu illegal yolları denemek zorunda kaldılar. 100 binden fazla insan dünyaya iltica etmek zorunda kaldı. Eğer zaten şu anda pasaportlara izin verseler, bir günde izin verse belki 305 bin kişi Türkiye'den çıkar. Çıkmak ister. Keşke zamanında Hoca Efendi dediği zaman biz yurt dışına çıkmayı ciddiye alsaydık. En öndeki büyüklerimiz olmak üzere, bizler olmak üzere, bizler terk ederek çıkarak, örnek olarak bütün cemaati buna yönlendirmemiz icap edermiş. Ama maalesef bunu başaramadık. Hoca Efendi'nin bu ciddi ifadelerine, ikazına rağmen bunu yapamadık. Yurt dışına ticaret yapan insanımız çok oldu. Ama yurt dışına temelli taşınma, Türkiye'de ayrılma yapmadık. Devlette, bürokraside ciddi ağırlık verdik. Çok kadro yerleştirdik demek ki. Bütün bu ağırlıklarımız da karşı tarafı rahatsız etti. Korkuttu. Çünkü hırsızlıklar ortaya çıkacaktı. Yalanlar ortaya çıkacaktı. Yolsuzluklar ortaya çıkacaktı. Rüşvet yiyemeyecekler rahat rahat. Çünkü elemanlarımız, yetiştirilmiş insanlar dürüsttü, ahlaklıydı. Herhangi bir hırsızlığa müsaade etmeyen kişilerdi. Okumuş insanlardı, yetmiş kişilerdi, bilgililerdi, tecrübelilerdi. Ve üst kadrolara yükseliyorlardı. Bu onları rahatsız etti. Yani biz bunu 2008-2009'larda fark etmeye başlamıştık. Bu aktif görev yapan insanları aşağı görevlere indirmeye başlamışlardı. Çünkü bunların yaptığı hataları görüp uyardığı için bunlar da bunları kenara çekmeye başlamışlardı. Bunun farkına varmıştık az. Yani Allah bize böyle bir ders vermişti diyor Hoca Efendi. Bu hicret ruhunu biz idrak edemedik zamanında. Hoca Efendi'nin hicret edin demesini tam idrak edemediğimizden dolayı bu süreci ağır bir imtihanla yaşadık. 15. maddede Resulullah ve sahabelerin gösterdiği doğru yoldan yürümeliyiz. Resulullah ve sahabelerin gösterdiği doğru yoldan yürümeliyiz. Hoca Efendi'nin tavsiyelerine ve hizmetimizin prensiplerine uygun hareket etmeliyiz. Bu çok önemli. Herkes dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, ahlakıyla İslam'ı yaşantımızla göstermeliyiz. Ferden ferda din yaşanırsa diyor ve biz de cemaat bunu temsil edersek o zaman İslam yaşanmaya başlayabilir diyor. Zaten Bezum Hazretleri'nin de bir ölçüsü var. %60-70'i toplumun diyor takva sahibi değilse İslami parti faydalı olmaz, zararlı olur diyor. Yani toplumun çoğunluğu dürüst olacak ki o toplumda güzel şeyler ortaya çıkabilsin. Ama bazı bela ve musibetlerle, ikazlarla da bizi uyarıyor. Biz o ikazlarla, bela ve musibetlerle hatalarımızı görme, tövbe istiğfar etme, Allah'a kulluğumuzu daha dikkatli yaşamaya dikkat etmemizi icap ediyor. Kendi başına gelenin niçin geldiğini düşünmeli, tövbe istiğfar etmeli ve kendini düzeltmesi lazım. Yoksa başkalarını kınamak, bunlar onu yaptı bu oldu, bu yaptı bunu oldu. İnsanları kınamak caiz değil ve doğru değil. Umum bela geliyor. Cemaate gelen bela, Türkiye'ye gelen bela, deprem belası vesaire. Afetler. Şunu düşünmeli o toplumda insanlar. Demek ki toplumun çoğunluğunun hatası olmuş. Allah da belayı umumu gelmiş. Herkes zarar görmüş. O zaman ben şunu demeliyim. Yani ben demeliyim ki benim hatalarım, günahlarım ve yanlışlarım olmasaydı bu havuz taşmazdı. Böylece bela umumi gelmez. Herkes şahsi hatasını, günahsını, belasını çekerdi. Bu umumi mağduriyet olmazdı. Düşünmeliyiz. Yani herkes kendindeki hata yüzünden havuzun taştığını düşünmeli. Herkes tövbe istiğfar etmeli. Allah böyle ikazlarla kulunu devamlı ikaz eder. Kabe'nin içindeki putları Peygamberimiz Aleyhisselam temizledi. Kabe'ye girdi biliyorsunuz Mekke'ye fethinde. Hepsini birer birer devirdi. Biz de kalbimizin içindeki kibir, gurur, enaniyet, kendini beğenme, mevki, makam sahibi olma, şehvet, hırs, öfke, garaz gibi kötü huylu ahlaklardan nefsimizi, kalbimizi temizlemeliyiz. Nefsimizi terbiye etmeliyiz. Evet bu Hoca Efendi, Peygamber Efendimizin Kabe'deki putları devirmesi olayından yola çıkarak bizim de nefsimizdeki putları, kibir, gurur, enaniyet, kendini beğenme, şehvet, öfke, kin, inat gibi kötü huyları temizlememiz gerektiğini, Allah'ın sevdiği kul haline gelmemiz icap ettiğini, bunları temizleyemezsek şirk içinde Allah korusun ölüme gidebileceğimizi, çünkü kibir ve gurur kendini beğenme şirk alameti sayılır. Allah muhafaza etsin. Bütün bu kötü huylardan kendimizi kurtarmamız gerektiğini, böylece hakki mümin olabileceğimizi, olmamız icap ettiğini, Efendimizin putları devirmesinden bizim de nefis putlarımızı kalbimizden atmamız gerektiğini o misali vererek burada Hoca Efendi izah ediyor. Ben Allah'ın elçisiyim dediler. Zina yapmayın, kumar oynamayın, fuhuş yapmayan,
namaz kılın, kulluk yapın, oruç tutun emirlerini Allah'ın aktardılar. Ama bunu kafirler, münafıklar kabullenmediler, karşı geldiler, bunlara zulmettiler, baskılar yaptılar. Müslümanlar buna sabrederek cenneti kazandılar. Hakiki mümin olduğunu gösterdi, ispatladılar. O yüzden bu bela musibetlerden kurtuluş yok gibi. Mutlaka bundan başımıza geliyor. Ama bizim kendi hatalarımızdan da kaynaklanabilir. Onun için dikkat etmeniz icap ediyor. Peygamber ümmeti de kafirlerin zulmünden dolayı belaya maruz kaldılar. Kafir zulmetti. Peygamberlerin yaptığı davalara karşı geldiler. O yüzden zulmettiler. Ama müminler de sabrederek, tahammül ederek ebedi hayatı kazandılar. Dolayısıyla biz de bu süreçte bu zalimin imtihanlarına sabrederek, tahammül ederek, tedbir alarak, geleceğimizi yeniden planlayarak, bir daha düşünmek için daha dikkat davranarak, evet Allah'a kulluğumuzu arttırarak, ibadetine dikkat ederek, nefsimizi terbiye ederek gerçek mümin olmaya çalışmalıyız. Yoksa diğer türlü Allah korusun, ben Allah'ın sevdiği kuldum, niye başıma bela geldi, Allah'a niye bizi belaya gönder demek doğru değildir. Zalimler zulmederler, Allah da bu mazlumları bunların elinden kurtarır. Bir gün gelir zalimlerin de hesabını görür. Daha önce geçti. Allah mehil verir, süre verir. Tövbe etmeni ister. Etmezlerse en sonunda büyük bir azaba düçar olurlar. Asla Allah'a isyan etmemeliyiz. Sabretmeliyiz. Bela musibetlerine ders çıkarmalıyız. Tövbe istiğfar etmeliyiz. Allah'a isyan asla yapmamalıyız. Bu halimize de şükretmeliyiz. Hamd etmeliyiz. Allah'a hamdolsun demeliyiz. Çünkü daha kötü olan durumlara düşme ihtimali de Allah muhafaza vardır. O yüzden durumlar karşısında sabretme, tahammül etme, dişimizi sıkma. Ama asla Allah niye bizim başımıza getirdi dememeliyiz. Kainatı Allah'ın koyduğu kanunlara sebeplere riayet etmemiz lazım. Eğer sebeplere riayet etmezsek, bela musibet başa gelirse o zaman tövbesi etmemiz lazım. O yüzden burada diyor, bu madde diyor ki sebeplere riayet etmek şartıyla diyor. Olan neticeye sabretmek gerekir. Allah'a karşı tevekkül etmek gerekir. Tevekkül yani çok güzel bir misaldir bilirler. Devemi Allah'a emanet ettim. Efendimiz diyor ki hadisi mealen söylüyorum. Deveni sağlam kazağa bağla, öne tevekkül et diyor. Yani öncelikle sebeplere riayet et. Yerine getir. Üstad Bezun Hazretleri diyor, diyor ki risalelerde çiftçi diyor, tarlayı sürer diyor. Allah'ın rahmet kapısını çalar, tohumunu eker, neticeyi ondan bekler diyor. Evet, sebeplere önce riayet etmek gerekiyor. Sonra Allah tevekkül, neticeyi ondan beklemek icap ediyor. Ölçü bu. Ve olmuş bitmiş şeyler de olmuşsa demek kaderimize varmış. Demek ki eksiklerimiz hatalarımızdan kaynaklanabilir bir kısmı. Zalimin zulmünden kaynaklanabilir. Her türlü olabilir. O yüzden kaderimde varmış derken çekmem gerekiyormuş değil. Zamanında sebebe riayet etmemişiz. Tam dikkatli davranmamışız. Tedbirimizi almamışız. Zalim de zulmedince başımıza gelmiş. Sabretmek icap eder. Tahammül gerekir. Temsil keyfiyetimize yani doğruluğumuzla, efendiliğimizle, nezaketimizle, çalışkanlığımızla, ahlakımızla, dürüstlüğümüzle İslam'a faydalı oluruz. Dinimize hizmet ederiz. Ve Allah'ın sevdiği kullar sınıfına gireriz diyor Hoca Efendi. Bunu yapmaya mecburuz diyor. Ve nefsimize karşı savcı, başkalarına karşı da avukat gibi olmalıyız. Bu da önemli. Yani nefsimizi suçlamadan nefsimizi suçlayalım. Başkalarını suçlamayalım, onları müdafaa edelim. Birileri suçluyorsa ya o kardeşimiz öyle yapmaz, yanlış anlamış olabilirsiniz deyip üstüne etmemiz icap eder. Açık delil, kesin belge olmadan, bilgi olmadan hiç kimseyi suçlamamak icap eder. Suizan etmemek gerekir. O yüzden diyor insan nefsi daima kendi kusurunu görmez, başka kusurunu görür. Genelde budur fıtratımız maalesef. Burada mühim olan kendi kusurumuzu görmek. Nefsimize savcı olalım, nefsini suçlayalım ama başkalarının da avukatlığını yapalım. Onların elinde bulunmayalım, suizan etmeyelim, kötü sözler sarf etmeyelim, günaha girmeyelim. Hoca Efendi'nin 22 Ağustos 2016 tarihinde 15 Temmuz'dan bir ay sonra yaklaşık tevekkül içinde sabredeceğiz bam teninde. Sizin de Hoca Efendi'nin bam tenini izlerken kendimize bakar şekilde. Bize ne söylüyor, ne söylemek istiyor diye bakmanızı rica ediyoruz. Özellikle 2016 bam tenlerini bu şekilde bakarsak bu süreçteki ülkelerde resmiyetimize, kurallara, riayete, şeffafiyete, tümümüze, her şeyimize çok dikkat etmemiz gerektiğini anlamış olmalıyız. Çünkü bu süreç bize bunu gösterdi. Allah bizleri doğru olmaya, dost doğru olmaya, gerçek mümin gibi yaşamaya, Peygamber Efendimiz'in ve sahabe hayatına benzer bir hayatı yaşamaya gayret göstermeye bizlere nasip etsin. Cenab-ı Hak bizi doğru yoldan, ihlastan, samimiyetten ayırmasın. Hatalardan, kusurlardan, günahımıza af muafiyet eylesin. Dost doğru mümin olmaya çalışmamız gerektiğini bu bam teninde Hoca Efendi bizlere
anlatmaya çalıştı. Gerçek mümin olmanın vasıflarını üstümüzde temsil etmeliyiz. Yaşantımızda göstermemiz gerektiğini bu dersten çıkarmış olduk. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.